Tesla Taylan ev ziyareti beyaz Bitten. ben bunun eleştirisini şu yüzden izlemek istiyorum Tesla Taylan ev ziyaretleri hakkında geçen bir videoyu izlemedim çünkü biraz saçmaladığını düşündüm yani bana kalırsa gereksiz bir insan paylaşılmaması gereken bir insanı paylaşmış şipledim gittim ve niye şipliyorsun Sinan? Hani yine bir, bir şey oldu Allah'ım. Yine bir şey yaptık galiba. Testo Taylan'ın ev ziyareti videoları gün geçtikçe popülerleşiyor. Özellikle Hakan Yar videosuyla iyice ünlenen Testo Taylan artık atmış olduğu videoların neredeyse hepsinde bir günde bir milyon... Havket bir şey onunla sonra açıklama yaptı. Yani şimdi Testo Taylan'ın ev ziyareti eleştirisi ne? izlenmeye ulaşıyor. Ancak ne olduysa Hakan Yar videosundan sonra oldu. Daha öncesine çekmiş olduğu videolarda çok da fazla sıkıntı yaşamayan Testo Taylan, özellikle son yaptığı videolarda baya bir sıkıntı yaşamaya başladı. Ve bu hem kendisini hem de kitlesini bir hayli rahatsız etti ve bundan dolayı eleştirilere de maruz kaldı. Bazı insanlar Testo Taylan'ın sırf izlenme uğruna gereksiz insanlara ünlü ettiğini söyledi. <laughs> Ben değilim. <laughs> Peki ben bu konu hakkında ne düşünüyorum? Gelin birazcık konuşalım. Tesla Taylan'ın Hakan Yağar hakkında yapmış olduğu bu videoyu illaki hatırlıyorsunuzdur. Okan'la draması Ben de Okan'la olan videosunu izlemedim arkadaşlar. Dediğim gibi bence gereksiz bir videoydu. Ee, yani yakışmadı. Abi ben bir daha izlemem aga. E bu video sayesinde Hakan Yağar'ın bayağı bir masrafı karşılanmıştı. Bu güzel Ki adamın da video buna bak. ihtiyacı vardı zaten. Hatta evet. siz düşünün, belediye bile duruma el atmıştı ve Hakan Yağar'a maddi manevi bayağı bir destek olmuştu Testo Taylan'ın bu videosundan sonra. Daha sonrasında ise bana soracak olursanız eğer bazı insanlar Testo Taylan'ın bu gücünü fark edip bu gücü kendi amaçları için kullanmak istediler. Sonuçta Testo Taylan sayesinde Hakan Yağar'a bayağı bir bağış gelmişti ve bazı insanlar da bu fırsattan fayda faydalanmak istediler. Ki faydalanmak da gerçekten çok basit yani. Ben bugün Testo Taylan'a ya benim durumum çok kötü, şöyle sıkıntılar çekiyorum falan diye yazsam adam bana bile ev ziyareti yapacak. Kendisi maalesef bu konuları araştırma konusunda sınıfta kalıyor. Testo Taylan Hakan Yar videosundan sonra ilk olarak Tablet Reis This ev geldi. E bu videoda bazı insanlar tarafından tepki gördü. Çünkü insanların iddialarına göre Tablet Reis aslında fakir bir insan değil. TikTok'ta bayağı mal varlığını paylaşan bir insandı. Hatta bunun üzerine Tablet Reis'in yalancı olduğuna dair iddia iddialar da ortaya çıktı ki isterseniz bu iddiaları ben de bir değerlendiririm ama tabii ki konu üzerine sağlam bir araştırma yaptım. Nasıl ya tabletiniz zengin miymiş? Ne? Lan. Lazım. Önce. Daha sonrasında ise büyük bir skandal haline gelen bilgi adam reis ev ziyareti videosunu yayınladı ki bu adamını da zaten ben ifşa aldım illa ki görmüşsünüzdür. Bu olayın ardından elbette bu adamın bu kadar fazla ünlenmesine vesile olduğu için Testo Taylan da bayağı eleştirildi. Ardından da Testo Taylan yapmış olduğu o paylaşımı kaldırdı. Ardından da Paçi Mustafa ev ziyareti videosunu yayınladı. O da bir skandal haline geldi. Çünkü adamın YouTube üzerinde kadınları taciz ettiği videoları vardı. Şimdi ise Rambo Okan videosu yayınladı ve bu olay baya bir patladı. Çünkü Rambo Okan Testo Taylan'ın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kendisinin iddiasına göre Testo Taylan Rambo Okan'a vaat ettiği parayı vermemiş. Ancak Testo Taylan da elbette bunun aksini iddia ediyor. Kendisine zaten vaat etmediği halde cebinden para verdiğini ve buna rağmen Rambo Okan'ın bundan fazlasını istediğini söylüyor. Ki bence Testo Taylan bu konuda gayet de haklı. 哦。Oh. Olaya bak. Çünkü Hakan Yağar videosundan sonra Tesla Taylan hiçbir şekilde bir başkası adına kampanya başlatmamıştı. Ancak Hakan Yağar videosu bağış <laughs> kampanyası nedeniyle tuttuğu için insanlar elbette Tesla Taylan'ın bu gücünü sömürmek istediler. Rambo Okan da bunlardan bir tanesiydi. Ancak istediği etkileşimi Tesla Taylan'dan alamayınca bu şekilde bir drama çıkarmaya karar verdim. Şimdi Tesla Taylan'a gelecek olursak eğer ben Tesla Taylan için sadece şunları söylemek istiyorum. Tesla Taylan bence YouTube'da ne kadar büyük bir kanala sahip olduğunun farkında değil. Ve bence hala daha sanki çok büyük bir kitlesi yokmuş gibi davranıyor. Ancak Tesso Taylan'ın videoları şu anda öyle büyük kitlelere hitap ediyor ki bu adam evet bildiğiniz ya. algoritmaya savaş açarak videoları gece yüklemesine rağmen halen daha 1 milyon izlenmeye ulaşıyor tüm videoları. Ve emin olun videoların bu kadar izlenme sebebi kesinlikle konuklar değil. Tesso Taylan şu anda sokakta gördüğü rastgele bir adamın videosuna konuk etse o videosu bile en az 700 bin, 800 bin izlenir. Bana soracak olursanız eğer izleyicinin bu videoları izleme sebebi kesinlikle Tesso Taylan. Bu konukları mesela ben videoma konuk etseydim emin <laughs> Ama bu kadar fazla izlenmezdim. Bilmiyorum. Ama Tesso Taylan bunun farkında değil. Ve insanları tek bir videosuyla ünlü edebildiğinin farkında değil. Ya Aynen. da kendisi bu gücünü görmezden geliyor da olabilir bilmiyorum. Ancak neticeye bakacak olursak eğer Tesso Taylan'ın artık bundan sonra video çektiği insanlara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar sonradan başımıza bela olabiliyorlar. Ya da bu insanların sonradan çok karaktersiz insanlar olduğu ortada. Bak ben izlemedim o videoyu chat. Ben izlemedim o videoyu dedim bu adam iyi bir insana benzemiyor ben bunu izlemem dedim dedim dinlemediniz ne oldu ya <laughs> de çıkabiliyor. <laughs> ve Tesso Taylan belki de istemeden de olsa bu insanlara hiçbir şekilde geri alamayacağı bir güç veriyor. Yani Rambo Okan'la niye video çekersin ki? Bu adam zaten suçlu olduğu için hapis yapmış bir adam. Hatta zamanında stadyuma bıçakla atlamış bir adam. Bak akli işte dengesi evet. yerinde olmasa değil. bile bu yaptığı hareketler kabul edilemez hareket. Aynen öyle. Ve bu adam eğer ki bir Hiç gün birine video. zarar verirse, sen bu suçun üstünü ya akli dengesi yerinde değil diyerek kapatamazsın. O yüzden ben bir insanın akli dengesi yerinde olsa da olmasa da yaptığı şeylere bakma ve ona göre yargılama taraftarıyım. Akli dengesi yerine değilmiş ya. İstediğini yapsın kafasında <laughs> değilim. Hiçbir zaman da bu kafada olmadım. Çünkü yapamaz kardeşim. Yapıyorsa eğer dışlanacak bu kadar. Bak ben bu konuda çoğunluğun aksine Tesla Taylan'ın suçlu olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu bu yanlışları kasıtlı yaptığını düşünmüyorum. Yani niyetinin kötü olmadığını biliyorum. Bu adam gördüğüm kadarıyla... Gizem eleştiri, eleştiri yapıyor şu an harika yazmış ya. ya da iyi niyetli ve iyi niyetinden kaybediyor. Ha geçmişteki <laughs> Tessotaylan hakkında konuşacak olursak baya narsist bir insandı. Yani dürüst olmak gerekirse öyleydi. Hatta eleştiriyi bile kaldıramadığı oluyordu. Ama şu an bu adam gerçekten pozitif yönde değişmiş. Bu videodan sonra Ama bu sefer de iyi niyetinden dolayı kaybediyor. Abi sen her ne kadar farkında olmasan da şu anda bir insanı sıfırdan ünlü edebilecek güce sahipsin. Ha bu videolar elbette sana etkileşim kazandırıyor. Ama ünlü ettiğin insanlara da etkileşim kazandırıyor. Ama da. Neyse aynı şeyleri söylemiş genellikle. Güzel de konuşmuş bence. Ben zaten izlememiştim. Yani biliyorsunuz. Ee, aklı dengi yerinde değil diye otoboku yapamaz gerçekten de. Ben dedim iyi bir insan değilmiş. Niye böyle bir video çekmiş dedim zaten. <laughs>